Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken sözler, EYT iptal edilirse bütçe açığı kalmıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ülke ekonomisi hakkında canlı yayında açıklamalarda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ülke ekonomisi hakkında NTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, enflasyon, cari açık, EYT gibi önemli konularda değerlendirmelerde bulunuyor. Bakan Şimşek, kredi kartlarından yapılacak olan kesintinin sebebinden bahsederken aynı zamanda enflasyonu düşürmedeki hedefleri de anlattı. Ülke ekonomisi hakkında canlı yayında açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek'in konuşmasında öne çıkanlar şu şekilde. Katar ve Kuveyt ziyaretim oldu. Her iki ülkenin de Karma Ekonomi Komisyonu eş başkanıyım. Yakın dönemde Katar ile bir zirve yapılacak. Körfez bizim için ciddi fırsatlar barındırıyor. Özellikle turizmde çok önemli fırsatlar barındırıyor. Biz sektörel çeşitliliği başarmış bir ülkeyiz. Yakın ülkelerden tedarik artık önemli bir konsept. Bizim artık ekonomide model olarak tamamlayıcılık ilkesi. İnanıyorum ki yatırımcıların kaygıları azaldıkça büyük bir potansiyel var. 250'ye yakın oranın önde gelen firma yöneticileriyle bir araya geldik. Yurt dışında yatırımcı toplantıları. Haftaya Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli bankalarla bir araya geleceğiz. IMF toplantıları marjında yatırım bankaları toplantılar yapıyor. Gideceğimiz G20 uzun bir toplantı olacak. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı ile görüşmemiz olacak. Çok taraflı uluslararası bankalarla bir araya geleceğiz. Cari açık gerilemeye devam eder mi? Cari açık Türkiye'nin yumuşak karnı. Cari açık geçen sene Mayıs'ta çok yüksekti. Cari açık neredeyse %1'in altına indi. Bölgesel çatışmalar olmasa cari açık dengede olurdu. Bizim esas cari açıkla ilgili projeksiyonlarımız yapısal dönüşümden geçiyor. Çok önemli adımlar attık. 284 ürün belirledik. Bu ürünlere krediyle dünyadan ve Türkiye'den yatırımları çekmek istiyoruz. 8 ana başlık altında 30 ürün 2030'a kadar 30 milyar dolarlık destekle. Şu anda öncelikli olan yeşil dönüşüm. Yüksek teknolojili ürün üretimine destek sağlanacak. Bunlar kalıcı olarak cari açığı aşağıya çekecek. Cari açıkta önemli bir eşikteyiz. Bu projelerin hayat geçmesiyle birlikte cari fazlayı konuşuyor olacağız. Enflasyon düşmeye devam edecek. Temel mallarda yıllık enflasyon %28'e düştü. Enflasyon düşmeye devam edecek. Hizmet enflasyonu düşmeye başladı ama dünyada katılık var. Kira artışındaki %25'lik üst limiti kaldırınca yenilenen kira sözleşmelerinde %120'ye yakın artış oldu. Hizmetler enflasyonu zamanla gelirler politikasına güçlü tepki verecek. Enflasyon düşmeye başladıkça önümüzdeki dönem katılığı kıracağız. Deprem ve EYT gibi maliye politikasını sınırlayıcı unsurlar var, buna rağmen enflasyonda düşüş başlamış. Enflasyonda düşüş fiyat artışının yavaşlaması demek. Bu programı uygulayacağız. Bu program sonuç veriyor. Enflasyon beklentilerinde iyileşme var. Yenilenen kira sözleşmelerinin etkisi oldu. Geçmiş enflasyon baz alınıyor. Bunlar bir yıl sonra denklemden ve bazdan çıkacak. Kira artışlarının enflasyona etkisi bir yıl sonra normalleşmiş olacak. Konut arzının artması kira enflasyonunu etkileyecek. Yeşil dönüşüm en önemli öncelik. Körfez'de yeşil dönüşüme inanılmaz rağbet var. İştah çok büyük. En son Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bir yatırım danışma toplantısı yapıldı. Oraya gelenlerin yeşil dönüşüme muazzam bir ilgisi var. EYT'yi kapatsak bütçe açığı kapanıyor. Zamana ihtiyaç var, sabırla politikayı uygulayacağız. Bu ülkede geçen sene muazzam bir deprem olmuş. Geçen sene bütçe açığı %5.2 idi. Açığın 3'te 2'si deprem harcama kaynaklı. Deprem yaralarını sarmayı biz önceliklendirdik. Seçim öncesi herkes EYT'yi gündem maddesi haline getirmiş. EYT'nin milli gelire etkisi, %2, bunu çıkarırsanız bütçe açığı kalmıyor. Geriye bakmayalım, önümüze bakalım. Daraltıcı bir maliye politikası uyguluyoruz. Kamuda araç satışı başlayacak. Kiralık araçları %15 azalttık. Yakında özelleştirme idaresi araç satışına başlayacak. Kamu harcamalarında sapma %1'in altında olacak. Daha önce öyle bir şey yoktu. Hiçbir bakanlık kendisine tahsil edilen harcamanın üstüne çıkamayacak. 1000 civarı araç özelleştirmeye devredilmişti. Zaruri araç kiralamaları dışında izin vermiyoruz. Ciddi kaynak girişi var. Ekonomi programımız sonuç veriyor. Net rezerv artışı 100 milyar doları aştı. Biz Türkiye'de rezerv yeterliliğini sorun olmaktan çıkardık. Kartlardan kesinti neden yapılacak? Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız. Savunma sanayi projelerine ek kaynak sağlamak zorundayız. Savunma projelerine kaynak gerekiyor. Savunma sanayi fonunda ciddi şekilde para veriyoruz. Bu sene 165 milyara çıkarttık. Birçok yerden öneri alındı. Ekonomi kurmayları ile çalışıldı. Parti grubumuz bazı konuları tekrar değerlendirebilir. Bu fon bütçenin dışında. Bu paket tamamen savunmaya kaynak için hazırlandı. Bu paket tamamen savunma sanayi fonuna gidecek. Bütçe açıklığını azaltmak için yapılmış bir paket değil. Paketin bir kuruşu bile bütçeye girmeyecek. Savunma sanayi bizim için çok önemli. Bu fona hazinenin herhangi bir müdahalesi yok. Eleştirilere kulaklarımızı tıkayamayız. Gelen değerlendirmeleri meclis dikkate alır. Ben de bütçe dışı fonları ilkesel olarak doğru bulmuyorum. Ama bazı fonlar ihtiyaç.